Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz şöyle güzel bir yeşil bebe yünüm var. Anti piercing özellikli bir ip. Ondan harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelim oldukça gösterişli ve güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şişime şöyle 22 tane ilmek aldım. Bu modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 4. ilmekten oluşacak. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeğimizi alacağız. Ben şöyle 3 model üzerinden anlatacağım. Onun için 22 tane ilmek aldım. 2 sırada lastik yerine haroşa ördüm. Bu modeli haroşayla daha güzel olur. Ama zevk size kalmış, yani tercih. İstediğiniz lastiğin üzerine de yapabilirsiniz. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeği, bakın kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek örmeden alıyorum şişime. Daha sonraki 4 ilmeği düz örüyorum. 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek yine örmeden alıyorum. Ama ipim arkada olacak arkadaşlar. 4 ilmek düz örelim. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. 4 ilmek düz ördüm. İpim arka tarafta, 2 ilmek örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim önde, bakın kendimden tarafta, yani önde. Yine şu örmeden aldığım 2 ilmeği örmeden tekrar alıyorum. 4 tane ters ilmeğimiz var. Ön tarafta düz örmüştük. Arka yüzünde bunlar ters olarak örüyoruz. 4 ters. İpi kendimden tarafa aldım. Şu 2 ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 4 ters. 3, 4 ilmek ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek örmeden yine aldım. Ön sırada da yine örmediğimiz ilmek. 4 ters. İpi kendimden tarafa aldım. Bakın örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu sıradaki 2 ilmeğim yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 4 düz. 6 sıra aynı bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. 4 düz ördüm. Şu 2 örmeden alınan ilmekleri yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 4 düz. 2 ters ilmeğim bak var. Onu yine örmeden alıyorum. 4 düz ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi yine örmeden aldım ve kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın petekler oluşacak arkadaşlar. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa aldım. Yine şu örmeden aldığımız ilmeği aynı şekilde yine örmeden aldım. 4 ters. 4 ters ördüm. Bu
Bu ilmeğe geldiğimde yine ikisini örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. 4 ters örüyorum ondan sonra. İpi kendimden tarafa alıyorum. Yine ilmeklerim ikisini örmeden aldım. 4 ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Son 2 ilmeğimi de yine örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. 4 sırayı bu şekilde yaptık. 2 sıra daha aynı şekilde yapacağım. Modeli bir kez kurmuş olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıradaki 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 4 düz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimi yine örmeden aldım. İpim arka tarafta. 4 düz. 2 ilmeğim yine örülmeden alındı. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafa aldım. Yine şu 2 ilmeğimi örmeden aldım. O 2 ilmeği bakın arkadaşlar, 6. sırayı örüyorum. 6 sırada o örülmedi. Sadece aralardaki şu 4 ilmek örülüyor. O 2 ilmek sürekli örülmeden alıyoruz. İp kendimden tarafta o 2 ilmeği aldım. 4 ters ilmek. 6. sıra arka yüzünü örüyorum. Aynı işlemleri devam ediyorum arkadaşlar. Son kenar ilmeğimi ördüm. 6 sıra bakın bu şekilde yaptım. Peteklerim yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyiz. Model ilerledikçe kendini gösterecek. 7. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şu örmeden aldığımız ilmekleri de 7. sırada örüyoruz arkadaşlar. Şöyle 7. sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar. Altta şöyle daha bir kalın lastiğiniz olursa daha düzgün duracak modelimiz. Ben şöyle 2 sıra yapmıştım. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzünde 8. sıra. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. İkinci modelimizi kaydırarak kuracağız arkadaşlar. Evet. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. 8 sıradan oluştu modelimiz. Bakın şöyle bir petek petek görüntülü olacak modelimiz böyle. Ama dediğim gibi ilerlemiş hali tam modelimizi gösterecek. Şimdi modeli ikinci kez kuruyoruz. Ön yüzünde 1. sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 4 ilmeğim var şu anda şişimde. Daha sonra
Bakın tam ortaya denk gelecek. 2 ilmeğimi alttaki peteğin bak tam ortasına denk gelen 2 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Sıradaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmek düz ördüm. İpim arka tarafta 2 ilmek örmeden aldım. Sıradaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Şu şekilde. İpim arka tarafta 2 ilmek örmeden aldım. 1, 2, 3, bir de kenar ilmeğimle beraber 4 ilmek düz ördüm. İkinci modeli kaydırmış olduk arkadaşlar. Model bu iki modelin tekrarı olacak yani örgümüz. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şu önde örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Sıradaki 4 ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. İlmekleri zaten gördüğümüz gibi arka yüzünde ters, ön yüzünde düz örüyorum burada. İpi kendimden tarafa aldım. Şu örmeden aldığım 2 ilmeği tekrar aldım. 4 ters. İpi öne aldım. Kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği yine örmeden aldım. Kenar ilmeğiyle beraber 4 ilmek ördüm burada. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz örüyorum. Yani kenar ilmekle beraber şurada 4 tane ilmeğim var. Yine şu örmeden aldığımız ilmeği tekrar örmeden alıyorum bu sırada da. İpim arka tarafta. 4 düz örüyorum. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. 4 düz ilmek ördüm. İpim arka tarafta. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek düz örelim. İpim arka tarafta. Yine 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 4 ilmek şişimde var. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeği bu sırada da yine örmeden alıyorum. 4 ilmek ters örelim. İpi kendimden tarafa aldım. Yine şu 2 ilmeği örmeden aldım. 4 ilmek ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği yine örmeden aldım. 3 ters, bir de kenar ilmeğini de ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düzüm var kenarda. 3 düz ilmek ördüm. İpim arka tarafta. Yine şu 2 ilmeği örmeden alıyorum. 4 ters. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. Yine 4 ilmek düz ördüm. İpim arka tarafta. Yine şu 2 ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğiyle beraber 4 ilmek düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle beraber 4 ilmek. Bakın, kenar ilmeğim 3 ilmek de ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Yine şu 2 ilmeğimi örmeden aldım.
4 ters ipi kendimden tarafa aldım. Yine 2 ilmeğimi örmeden aldım. 6 sıra o 2 ilmeği hep örmeden alıyoruz arkadaşlar. 4 ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeği tekrar örmeden aldım. Kenarda 4 ilmek, 3'ünü ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum ben. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar 7. sırada tüm ilmeklerimizi ters örelim. 7. sıra ön yüzündeyiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Model bakın oluşmaya başladı peteklerimiz. Küçük olduğu için ve de lastik ben yapmadığım için kıvrılıyor. Siz ona göre lastiğinizi yaparsınız. Sekizinci sıra arka yüzüne geçtik arkadaşlar. Sekizinci sıra arka yüzündeyiz. Bu sırayı da yaparsak modeli iki kez kurmuş oluyoruz. Bu sırada tüm ilmeklerimizi düz örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Daha sonra üçüncü modeli kurmak için birinci model kurarken ne yaptıysak aynı şekilde üçüncü modeli başlıyoruz arkadaşlar. Model bu iki modelin tekrarından kaydırmalı olduğu için. Evet, bakın modeli iki kez kurduk. Peteklerimiz oluştu. Üçüncü modeli de şu bir de nasıl başladıysak. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek hemen örmeden almıştım. 4 düz 2 ilmek örmeden yani peteği tekrar kaydıracağız. Şu iki modelin tekrarından oluşacak. Bu iki modelde her biri 8 sıradan oluşuyor. Toplamda 16 sıradan sonra tekrarını yapmış olacağız yani. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bir de şöyle biraz daha büyük bir parçasını yaptım. Bir de ona bakın. Bakın bunda model kendini daha gösterdi. Bunu da beraber yapmıştık. Bu modelde de şöyle birkaç sıra yine haroşa yaptım. Ama bakın bunda altı biraz daha kalın olduğu için modelde kıvrılma olmuyor. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Evet. Modelimiz oldukça güzel. Kabarık bir model. Bakın şu peteklerin içleri çukur. Şu dıştaki ters ilmeklerde kabarık kabarık bir görüntüsü var. Şöyle her açıdan size göstereyim. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Daha nelerde kullanabilirsiniz? Şu an aklıma gelmiyor ama siz de nelerde kullanacağınızı yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yani benim düşüncem hırka ve yeleklerde uygun bir model. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Bebek daha uygun bebek renkleriyle yapabilirsiniz. Gayet güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Nelerde kullandıklarınızı yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Bugünkü modelimiz de böyleydi. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir yorum yaparsanız çok çok memnun olurum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.